Aşkım şunu bir saniye tutar mısın? Tutarım aşkım. Ah çocuklar, çocuklar bunlar böyle nasıl bakışlar? Aşk dolu. Ay dilimi ısırayım. Ah be bacanak. İsmet Hanım teyze senin yüzünü güldürdü ya. Allah da benim yüzümü güldürsün. Beni burada unutmazlar inşallah. Babaanneciğim böyle. Aa, olur mu? Önce sen Laleciğim, hadi. Olur mu öyle şey İsmet babaanne? Önden siz buyurun. Olmaz, evin hanımı sensin. Bu dört duvarı yuva yapan senin varlığın. Sizsiniz, ikinizsiniz. Hadi bakayım, geçin yuvanıza şöyle. Ondan sonra beni buyur edin. Hadi. Hadi. Ev sahipleri, hadi. Buyurun babaanneciğim. Ay 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 ne güzel. Ay vallahi burası böyle huzur dolu, sakin, sükunet. Ay her gittiğim yerde kamera görüldü. Vallahi bu yaştan sonra dayanamıyorum. Ay bir şey söyleyeceğim babaanne. Şuraya geçsenize yeni geldiniz. Oturun bir soluklanın. Ben sırtınıza yastık da koyacağım size. Böyle böyle babaanneciğim. Ay buyurun. Şöyle bak. Ay çocuk. Ay ay çok şımartıyorsunuz. Olur mu öyle şey? Ay çocuklar şımartıyorsunuz beni. Ay güzel gelinim. Ay gel bakayım. Onur gel bakayım sen de gel bakayım. Gel. Aa, gel gel. Gel. Oh işte ben bunun için buradayım. Burası huzur dolu. Oh ne güzel. Ay çocuklar ama ben size biraz emri vaki yaptım değil mi? Estağfurullah. Burası sizin de eviniz. Öyle bir şey duymak istemiyoruz. Lütfen. Böyle söyleyince de üzülüyoruz ayrıca. Ay işte hayat bu, hayat bu. Oh, 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 oh. Ay ne hastalık kalıyor, ne stres kalıyor. Her şey gidiyor. Ay vallahi burası ölüyü diriltir çocuklar. Tövbe ölüyü estağfurullah. Diriltir. Öyle demeyin. Ben o zaman bir annemi arayayım. Emir'i de getirsin buraya ki mutlu aile tablosunu bozmayalım. Bozmayalım, hiç bozmayalım. Ben de bir iş görüşmem var. Bir telefon açmam gerekiyor. Hemen çıkıp geliyorum babaanne. Kalkalım biz geliriz şimdi. Hemen geliyorum. Tabii. Hemen geliyorum. Nasıl, siz nasıl rahat edecekseniz ben yokmuşum gibi davranın. Keyfine bak. Ya bacanak bize de çok sürpriz oldu. Babaannem öyle birden sizde kalacağım deyince biz de bir şey diyemedik yani. Biliyorsun sağlık durumlarından ötürü. Ya ayıp ediyorum bacanak yani. Ne diyeceksin zaten? Sen Allah'tan zamanında haber verdin de ben evden çıktım. Sana da çok ayıp oldu ya. Yok be bacanak yani sen daha ne yapacaksın bana? Ben artık bulacağım kalacak bir yer yani ne yapayım? Ya aslında bak buralara çok yakın benim başka bir yerde. Ya tamam be bacanak tamam ya. Sen zaten yapacağın her şeyi yaptın bize. Ben artık başımın çaresine bakarım ya. Yalnız bir şey diyeyim mi sana? Bu hastalık mevzu iyi oldu ha. Çok yani hani iyi oldu derken İsmet Hanım teyzenin böyle sağlığı hemen yerine gelsin de yani seninle Lale'nin mevzusu hani eskisi gibi şey oldu o maksatla diyor. Yok bacanak olmaz artık. O iş bitti ya. Sadece babaannem mutlu olsun diye oyun oynuyoruz. Ay ya, baba gibi. Acaba mı oldu? Bacanak. Eyvah. 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 Nasıl ya? Nasıl oldu? Nasıl düştün? Ha tamam. Var mı yapabileceğim bir şey benim? Tamam. Tamam hadi ben arayacağım. Sağ ol. Anneciğim. Nereden çıktın sen? Anneciğim telefonla konuşuyordum da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emir'i ben alayım. Kızım, ya hiçbir şey mi hatırlamıyor bildiğin? Yok anne hatırlamıyor. Doktor da sinirden, stresten, üzüntüden uzak duracak dedi. Vallahi yoksa küt diye gidebilirmiş. Aa, tövbe tövbe. Allah korusun. Vallahi işte zaten sağlığı pek iyi değilmiş. Doktor çok uzun yaşamaz dedi. Kızım tövbe. Lale bir şey diyeceğim.
Allah aşkına sizin yüzünüzden gitmesin bu. Ay anne Allah korusun Allah. Allah korusun. Çok iyi olacaksınız. Tamam biz de o yüzden bu kadar rol yapıyoruz. Rol yap. Rol yap belki havaya girersin belki. O zaman Onur'u da tekrar seversin yani. Hani onu mu düşünüyorsun? Tamam senin yorumun. Çok gülerek ne olur. Bak ölecekmiş. Baba ne işin var senin burada? Babaannem salata istedi de. Ben yapardım. Ama benden istedi işte. Benim salatamı daha çok seviyormuş da. O yüzden. İyi, sen yap. Şimdi kadıncağızla kırmak olmaz. Yapacağız. Şey yapsana biraz kız onu bak üstüme hep damladı. Üstüme geliyor su yani. Tamam da şimdi babaannen iyice böyle bütün bu içindeki pislikler falan çıksın ister. Tamam da onu sakince onu temizleyebilirsin ama. Çünkü bir tek sen salata şey yapmıyorsun işte ya. İşte benimkinin sırrı burada. Hı-hı. Babaannem neden bu salatayı seviyor işte bu yüzden. Yalnız biraz şurada bana yer açarsan. İşte burası benim yerim ama sıkıntı o. Çünkü çalışamayız bu şekilde. Ama işte tek bir tezgah olunca. Evet. Müşterek kullanacağım. Şuradan bir bıçak alırsan. Bir saniye. Pardon oğlum. Şuradan bıçağı alıp. Hemen. Burada bıçak yok burası. Şurada var işte. Burada bıçak var. Bıçağın yerini bilmiyorum. Bu bıçak. Bununla mı keseceksin? Yeşilli bununla kesiyoruz. Vitamini daha almasın. Yemek programı falan sun bari sen. Yine keseceksin. Ben bu şekilde yapamayacağım ama. Aa! Ay vallahi taştı. Ay elim. Of. Ne oldu? Elimi yaktım senin yüzünden ya. Tamam yok bir şey. Aman 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 ne güzel kokular geliyor mutfaktan. Ay kızım ne oldu? Ya, önemli bir şey değil. Elimi yaktım biraz. Ben... Heh. Aşkım, buz koyalım su toplamasın. Geçmiş olsun kızım. Teşekkürler babaanne. Teşekkür ederim. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun babaanneciğim. Aşkım. Hı. İyisin değil mi? Teşekkürler canım. Pes yani sana pes. Asıl sana pes. Yaptın yine yapacağını. Ben ne yaptım ya? Ne o babaanne biz merak etme. Kendi işimizi kendimiz hallediyoruz. Oğlumla filan ha? Oğlu olacak ilan etseydin onunla biz boşanıyoruz diye. Ya inanmıyorum sana ya. Gerçekten inanmıyorum. Ben sen babaanneyle sohbet ediyorsun diye. Bölmeyeyim diye dedim ben hallederim. Allah Allah. Ayrıca sen de rol yapacağım diye canımı okuyorsun yani. Ne öyle elini omzuma atıyorsun? Canımı çıkarttın ya. Ne? Pes. Yemin ediyorum pes ya. Sen masaj istedin diye ben sana masaj yapıyorum. Şimdi sen bir de bana laf mı söylüyorsun nankör? İstemiyorum masaj. Masaj falan yapma istemiyorum. Sen fotoğraf çekildiğin kızlara masaj yap. O fotoğraf çekildiğin kızlar dediğin yalnız benim ilkokul arkadaşlarım. Yani yaşları 7 ila 12 yaş arasında değişiyor. Sen onları mı kıskanıyorsun? Ne kıskanacağım Allah aşkına ya? Niye kıskanayım ki ben onları? Tabii canım niye kıskanacaksın ki? Sonuçta onlar ilkokul arkadaşlarım. Bir de onların daha büyükleri, daha da büyükleri var. Lise arkadaşları mesela. Erkek basketbol takımında oynayan çocuklar gibi mesela. Ne öyle? Babaanneciğim, bizim okul takımında kızların basketbol takımı olmadığı için ben erkeklerle basketbol oynuyordum babaanneciğim. İstediğim yerde istediğim şeyi oynarım. Sana ne? Ben de istediğimle fotoğraf çekilirim. Sana ne? Araban garajda. Anahtarlar da çekmecede. Bundan sonra onu kullanırsın. Arabayı falan istemiyorum. Kullanmayacağım. İstemiyorum diyorum anlıyor musun? Sen yine böyle yine istediğin şeyleri yaptırmaya çalışıyorsun bana Onur. Ya sana yazıklar olsun. Gerçekten nankörsün sen. Ben mi nankörüm? Tamam ben nankörsem eğer sen de fırsatçısın. Her fırsatta bana sarılıyorsun. Sarılma istemiyorum.
Ha ben çok gerçekten istiyorum da beline sarılıyorum böyle hani aşkım bebeğim gibi sarılıyorum zannediyorsun sen öyle mi? Ben ölüp bitmiyorum sana sarılmaya. Babaannem var diye nezaketen öyle yalandan sarılıyorum yani. Yoksa hayatta yapacağım şeyler değil. Asıl sen sırnaşıyorsun babaannem var diye her fırsatta hem de. Ay anneciğim çok özür dilerim. Benim aklım gitti artık yani baban o kadar çok üzüyor ki beni. O kadar çok üzüyor ki. Çocuğu bari karıştırma. Çocuğu bari karıştırma. Bezi üstünden bağlamış eşofmanın üstünden. Gider misin? Artık ben daha ne diyeyim ben? Gider misin? Şerap. Çık. Bağlama. Gördün değil mi Fikret? Hemen annem Onur'a gitti. E tabii. Onur'un yeri çok farklı. Yani hem beyefendiliği olsun, hem yönetici vasıfları olsun. Gerçekten balçıkla sıvanmayacak bir parlaklığı var. Güneş balçıkla sıvanmaz Fikret. Bir hiç uğruna dağılıyordu çocuğumun yuvası yazık. Allah'tan annemin hastalığı imdadımıza yetişti de yani birleştim. Sen ne demek istiyorsun Yıldız? Ay Fikret'cim aşk olsun. Ben çok üzüldüm annemin hastalanması. Allah başımızdan eksik etmesin de. Yani hani o vesileyle Lale ile Onur da bir araya geldi onu demek istedim. Yok. Yok Hürriyet Hanım vazgeçmedim. Sadece İsmet babaannenin rahatsızlığı yüzünden geçici bir durum bu. Siz gönderin boşanma dilekçesini. Ben okuyup imzalarım. Ha gönderdiniz bile. Gelmek üzeredir diyorsunuz. Ah kapı çal. Tamam tamam geldi galiba. Ne var oğlum? Lale Hanım'ın bunları okuyup imzalaması gerekiyor. Ben alıp hemen geri götüreceğim. Allah Allah ne imzası öyle? Resmi kağıt mı bu? Dur bakayım, ver bakayım bana onları sen. Ay, bir dakika, bir dakika. Mahkeme. Bir dakika. Bu şeyle ilgili bir bankayla aramda bir sıkıntı oldu da benim. Onlara ben dava açtım. Bu evraklar da onun evrakları. O yüzden yani ben onları bir... Ay, dur. Ne mahkemesi kızım? Bu ne mahkemesi? Tüketici mahkemesi. Dava açtım. Ay sak. İmzalama kızım, dur imzalama. Öyle okumadan imzalamak olur mu? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Hem bak bakalım bir düşün. İnsanoğlu kendisi de hata yapmış olabilir. Bir düşün bakalım acaba sende bir hata var mı? Yani bir iyice gözden geçirdin mi ilişkilerinizi? Gözden geçirdim tabii. Şey yani bankayla olan ilişkilerinizi demek istiyorum. Evet yani tabii ki gözden geçirdim. Telafi etmelerini bekledim, özür dilemelerini bekledim. Bankanın yani bankadaki insanların ama yok. Eski taz, eski hamam. Yok dur. Yani hiçbir adım atmadı mı? Hiç böyle yani gönlünü almak için, hatasını telafi etmek için hiçbir özür falan dilemedi mi? Ya, müşteri ilişkileri bankanın özür dilemedi mi senden? Sıfır. Yani çok bekledim telafi etsin diye ama maalesef ben de kartları iptal ettirdim. Dava da açtım, mahkemeye de verdim, imzamı da attım. Hadi bakalım. Hadi. Çok teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. Babaanne ben sana ne diyeceğim? Niye böyle hazırlandın? Dışarı mı çıkıyorsun? Doktora gidiyorum çocuğum. Tamam ben de gel senin. Tek başına gitme. Yok. Zaten şimdi Emir var. Emir'le olmaz öyle çocukla da. Zaten şey soracağım. Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Söylemişti ama ben unuttum işte. Ben gelirim akşam üzeri gelirim. Tamam haber verirsin bize. Tamam. Hadi. Az kalsın yakalanıyorduk ya. Betül'cüğüm. Annemin durumunu biliyorsun değil mi? Hayır senin anlayışın biraz kıttır da idrak edememişsindir belki. Ettim Yıldız'cığım. Biliyorum. Ne güzel. Ne güzel. O zaman bunu bir daha bana tekrar ettirmezsin değil mi Betül'cüğüm? Şimdi ne yapıyoruz? Annemin yeni sağlık ve hatırlama durumuna göre hayatlarımızı yeniden dizayn ediyoruz. Değil mi efendim? Bana bak. Sen böyle kibar kibarcık, hanım hanımcık konuştuğun zaman senin bu istediklerin olacak mı zannediyorsun? Sen bir aslına dönsene bakayım Yıldız. Bir aslına dön bakayım. Ne diyeceksen dümdüz söyle. Münasip olan benim oğlumun koltuğa oturması Betül. Ay ilahi Yıldız Hanım yengeciğim. Hay siz çok yaşayın değil mi? Son 3-5 senede duyduğum en güzel espri. Ama güldük eğlendik bitti. Lütfen makamımı terk edin. Benim de bu holdingin gayri safi milli hafızasını ayakta tutmam gerek. Erol ne halin varsa gör ben gidiyorum. Dur Onur. Şunu düşündünüz mü acaba? Annem geldiğinde durumu aynı görmezse, hatırladığı gibi bulmazsa, şoke olursa ve kalbine inerse oğulları ne yapar? Hepimizi şutlar, hepimizi.
O zaman siz de hatırlatmayın efendim. Otur koltuğa. Otur. Tut kolçakları sıkı sıkı, sıkı sıkı. Evet, bundan sonra hayatımızı annemin hatırladığı şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Yıldızcığım lütfen, istirham ediyorum senden. Bu holding işleri son derece ciddi işlerdir. Bak bilanço, milanço. Bunlar asla şakaya gelecek şeyler değil. Ay maazallah bir düşer yani dördümüz bir araya gelsek toparlayamayız. Cehalet, sen nelere kadirsin ah oğlum. Çocuklar, nasılsınız çocuklar? Babaanneciğim hoş geldiniz. Hayırdır? Niye böyle onun odasında toplandınız siz? Anneciğim siz neden gelip duruyorsunuz şirkete? Efendim? Niye kendinizi yoruyorsunuz? Neden zahmet ediyorsunuz? Evde kalıp dinlenseydiniz ya. Ah babaannem, anıt gibi başımızda maşallah. Geleneklerinin, şirketinin hep peşinde maşallah, inşallah. Aa! Onur ayakta şu anda fark ediyorum. Yemin ederim şu anda. Oğlum sen niye ayaktasın? Güzel evladım. Gelsene bakalım koltuğuna. Gel bakalım buraya koca oğlan. Gel. Otur bakalım tahtına. Analar tahtını yapar da bahtını mı? Nasıl mı? Evet babaanneciğim. İşte her şey hatırladığınız gibi. Ya. Lale inanır mısın? Bu kız nerede kaldı? Bu kız nerede kaldı? Değil mi? Nerede? Sayıklıyordum resmen. Ya kalbim çok temizmiş. Öyle güzel de uyuyormuş. Ay canım benim. Ne oluyor abla anlatsana. Ay ne olsun İsmet babaanneye rol yapıyoruz işte. Ne olacak başka? Sadece rol mü yapıyorsun? Çünkü hani karıcığım kocacığım falan gayet iyiydi. Çünkü İsmet Hanım'ın derdinden ben sizinle ilgilenemedim bile. Evet yani canım cicim diyoruz anlamasın diye. Ama başka da bir şey söylemiyoruz. İyi ki de söylemiyoruz. Demeyelim yani birbirimize başka bir şey. Peki özlemiş misin? Neyi? Kızım yuvanı, düzenini. Kocanı. Yok özlemedim. Ev dediğinde dört duvar zaten. Özlemedim. Peki ne yapıyorsun? Yani canım kocacığım, kocacığım falan filan. Ondan sonra gidip odanız... Yani İsmet babaanne anlamasın diye aynı odaya çıkıyoruz. Sandalyede uyuyorum anne ya. Belim tutuldu. Aa yok artık. O yüzden ben özlemedim. Ben sizi özledim. Çiçeklerimi özledim. Seni özledim. Sen var ya sen. Ben mevzuyu değiştireceği zaman hemen böyle şirinlik yapar. Otur şuraya. Otur. İsmet Hanım ne yapıyor? Çok zorluyor bizi. Ana Şerife ana. Beceriksiz Şerife. Bir işi daha halletme Şerife. Maaşını keseceğim. Kesemem ki bir kere ben buna maaş vermiyorum. Parça başı çalışıyor. Ay tamam bulacağım ben bir yolunu. Ay niye her şeyi ben düşünmek zorunda kalıyorum? Yıprandım. Ben bu kadına sinir olurdum ama baksana. Ne yaptı, nasıl azarladı pot kırdığı için kız. Ben de çok şaşırdım. Üzüldü yani. Yani şimdi Onurcuğum tabii Lale ile çok zor bir durumda kaldınız babaanne yüzünden ama... ...bir taraftan da bunun iyi yönlerini görmek, iyi tarafından bakmak lazım diye düşünüyorum sanki. İyi taraf hangisi oluyor anne? Babaannemin rahatsızlanması mı yoksa dün Lale ile birbirimizi boğacak duruma gelmemiz mi? Rica ederim Onurcuğum. Ben de çok üzüldüm babaannenin hastalanmasına. İnan yani perişan oldum. Ayrıca Lale ile ikinize bu durumu da hiç yakıştıramıyorum. Sanki böyle evrenden bir mesaj geliyormuş gibi geldi. Hani boşanmayla hastalık arka arkaya gelince böyle evrenden sana doğru bir mesaj geliyor gibi. Hani hissediyorum ve sanki bunu fırsata mı çevirsen acaba? Sen bunu başarırsın. Bilmiyorum ya. Yani ben ortada fırsat falan görmüyorum yani kendi lehime çevirebileceğim. Biz Lale ile konuşamıyoruz bile. Bu saatten sonra avukatlar konuşur zaten. Biz konuşmayız yani. Sen yine de iyi düşün yavrum. Lütfen. Müsaadeni isteyeyim o zaman ben. Ne zaman müsaade senin? İyi günler diliyorum ve lütfen tekrar söylüyorum. Düşün yavrum. Fırsat bu fırsat olabilir. Tamam anne tamam. Selamun aleyküm bacanak. Bacanak hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi sağ ol. Sen? Eyvallah ne olsun. Eyvallah.
E bacanak, hayırlı olsun. Dönmüşsün odana gene, oturmuşsun koltuğuna. Yemin ediyorum çok sevindim ha. Hmm, döndük odaya. Da Lale ile aramız... Ya bilmiyorum işte bacanak, yani... Bir yandan babaannemin iyileşmesini istiyorum. Bir yandan da diyorum ki yani şu anki süreç acaba bizim için bir fırsata dönüştürülebilir mi? Bilmiyorum, arada kaldım yani, kafam çok karışık şu an. Ya bacanak bir dur ya, bir bırak şöyle oluruna bırak, bir aksın ya. Kasma bu kadar yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum bak, inanıyorum ben, her şey çok güzel olacak. İnşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah benim işim de düzelir ya. Ya bir şey diyeceğim sana, acaba ben ne diyorum, Songül annemin hafızasını mı kaybettirsem ha? Hani bu İsmet Hanım teyzeninki gibi. Ya şu mevzu nasıl olmuştu? Bir anlat bakayım bana en baştan. Sen ciddi misin? Kurtuluş öyle şey olur mu ya? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ha. Yok ya, ben öyle ciddi şey yapmadım ya. Hani öyle şakadan soruyorum hani. Nasıl olmuştu? Bacanak, ben o zaman kaçayım artık ufak ufak be. Malum benim şimdi Nergis'e olan borcumu ödemem lazım ya. Yalnız bu sefer öyle katakulli falan yapmak yok yani. Olduğu gibi, dürüstçe. Kurtuluş, otur 2 dakika. Senin şu borç meselesini bir halledelim. Halledelim bacanak da yani... Nasıl halledeceğiz bilemedim ki. Ya sen Nergis'in borcunu kapat, o konu bir kapansın. Ondan sonra artık çalışırsın, zamanla ödersin bana. Yok be bacanak. Şimdi ben bir sınava giriyorum. Yani alnımın teriyle çıkmam lazım, çalışmam lazım, benim uğraşmam lazım. Eğer ben senden o parayı alırsam, sınavda kopya çekmiş olurum. Almayayım ben o parayı bacanak. Hadi ben kaçıyorum o zaman. Eyvallah bacanak. Hadi görüşürüz. Onurcuğum. Babaanneciğim, gidiyor musun? Yoruldum ben biraz bugün. Devam babaanneciğim. Ben de şunları bitireyim, çıkarım birazdan. Onur, sekreterine sordum. Öyle bugün bitmesi gereken mühim bir işin yok mu şimdi? Toplantın da yokmuş. Diyorum ki, sen de benimle çıksan, ha? Canım bırak bunları da, bunlar biraz dursun, beklesin, bir şey olmaz. Seninle şöyle babaanne torun ayaklarımızı uzatırız evde. Oh, bir keyif yaparız. Olmaz mı? Tamam babaanneciğim, siz nasıl isterseniz. Hadi toparlan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.